Ako! 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 Şu an için tabii nazar değmesin maşallah diyoruz öncelikle. Gayet iyi gidiyoruz. Benim kişisel görüşüme göre zor bir fikstürden çıktık. Daha rahat olduğumuzu düşünüyorum fikstür anlamında en azından. Son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberliğimiz var sanırım. Evet, 6 maçlara doğru şu an Trabzon'dan sonra en fazla puan toplayan ikinci takımız. Hedefimize doğru emin adımlarla gidiyoruz. Tabii ki yeni gelen arkadaşların da performansı bunda etkili oldu ama sonuçta biz bir takımız. Takımın sayısı belli. Bir geçiş dönemindeydik. Bu geçiş döneminin sancılarının olması gayet doğaldı. Oyun düzeni değişti, oyun disiplini değişti, antrenman metotları değişti. Çevresel faktörler, teknik faktörler, bunların oturması bir zamandı. Sadece yeni transferler değil, bunun hepsini bir arada değerlendirdiğimiz zaman daha sağlıklı sonuç alabiliriz. Biz zaten böyle olacağını öngörüyorduk diyeyim. Öngördüğümüz için başladık. Çok daha iyi yerlere gelecek kendisi de, biz de, takım da. Yolu çok önü açık. Antalyaspor'un da önü açık. Hep beraber birlikte yürüyeceğiz. Biz hocamızla beraber olmaktan çok mutluyuz. O da bizimle olmaktan çok mutlu ve keyifli. Bunu her aşamada biz de kendisine kulüp olarak iletiyoruz. O da şahsi fikirlerini bize söylüyor. Yolumuza devam edeceğiz. Keyifli şekilde devam edeceğiz. Güzel futbolla devam edeceğiz. Şehrin çocuklarıyla beraber devam edeceğiz. Turizmlerimizle beraber geliştirdiğimiz projelerimiz de var ama Türk turizminin yaşadığı sıkıntılardan en fazla Antalyaspor etkileniyor biliyorsunuz. Geçen sene işte pandemi, bu yıl Rusya krizi. Bizim turizmcilerimiz de destek olmaya çalışıyorlar da tabii iki sene en azından üst üste turizm sektörü yer almadan devam etse Antalyaspor için de çok faydalı olur. Tabii ki Antalyaspor bir dünya markası. Dünya markası haline gelmesi için Avrupa kupalarına da katılması lazım. Dünyada daha fazla marka değerinin artması için. Bu hep şehir tanıtımı, dolayısıyla turizme katkı anlamında önemli, önemli figür olur Antalyaspor. Bizim amacımız Avrupa kupalarına katılmak. Aldığımız desteğin turizmlerden daha da fazla olacağına inanıyorum. Yine Mayıs ayında Türk turizmine destek anlamında bir sosyal medya çalışmamız var Antalyaspor'un. Keyifli bir şey çalıştı arkadaşlarımız Murat Özgen önderliğinde. Dediğimiz gibi inşallah Avrupa kupalarına gelecek yıl katılırsak hedeflerimize daha da yakın oluruz. Devam ediyoruz biliyorsunuz artık Türk futbolunun geliri anlamında da altyapıdan oyuncu çıkarmadan artık kulüp olarak dönmeniz çok zor. Ya Avrupa kupalarına katılacaksınız, onun yanında bir de futbolcu yetiştireceksiniz ve futbolcu satacaksınız. Futbolcu ihraç edeceksiniz ya da her neyse. Çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir altyapı ekibimiz, iyi bir squad ekibimiz var. Şimdi Ferdi Araman'ın önderliğinde bir de bir uluslararası dış ilişkiler departmanı kurduk Erdem Hoca ile beraber. Erdem Hoca da Ferdi Hocam'la beraber Türkiye'de pro lisansı İspanya'da yurt dışında olan tek hocadır. Beraber uluslararası dış ilişkiler departmanı kuruldu. Bu departmanın ilk icraatlarından birisi de takımımızı sadece Türkiye'den sadece Antalyaspor'un katıldığı Dubai'de düzenlenen 18-19-20 Aralık'ta bugün yola çıkacak çocuklarımız. O 13 takım bizi temsil edecek orada. Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla, Real Madrid, 7-8 tane daha takım var bilinen PSV Eindhoven. Onlarla çocuklarımız bir turnuvaya katılacaklar. Yine İspanya'da Nisan ayında bir turnuva var. Johan Cruyff Spor Akademisi ile bir işbirliği anlaşması imzaladık.